geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren acil sağlık hizmetleri, il merkezlerindeki komuta kontrol merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir. 112 acil nedir? 17 ambulans helikopter ile 18 binden fazla hastaya ulaşan. 293 kar paletli ambulans ile kark işlemeden hizmet veren. 3 uçak ambulans ile yurt içinde ve yurt dışında 6 binden fazla hastanın yardımına koşan. Hayat kurtarmak için 6 deniz ambulansı ile denizleri aşan. 60'ın üzerinde motosiklet ambulans ile trafikten etkilenmeden vakalara en hızlı şekilde ulaşan. 3800'ün üzerinde 112 ambulansı ile yurt çapında herkesin yardımına koşan. Büyük bir ekibiz. Sarılacak yara neredeyse biz oradayız. 112 acil sağlık hizmetlerinin temel amacı vatandaşlarımıza günün 24 saatinde 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve onları en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Hastanın durumu, iklim koşulları, coğrafi koşullar ve trafik etkenlerini değerlendirerek hareket eden 112 acil sistemi, vakaya en uygun ambulansı yönlendirerek kentsel ve kırsal alanda %100 erişimle hizmet vermektedir. Ülke genelinde 2165'e varan yaygın istasyon ağ ve profesyonel ekipleriyle acil çağrılara kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı %90'ın üzerine çıkarılmıştır. Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat online takip yapılmakta, dijital sistemle illerden gelen çağrılar dijital haritalar üzerinde izlenebilmektedir. 112 acil sağlık hizmetleri, hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere hava, kara ve deniz ambulanslarıyla 2014 yılı 9 aylık süre içinde 3.117.940 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunmuştur. Tüm yurtta özveri ve aşkla her koşulda 24 saat hizmet veren 112 acil sağlık çalışanları ne gibi sorunlarla karşılaşmaktadır? Sirenle birlikte yol almaya çalışıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Küfür duyabiliyoruz, inatla yol vermemeye çalışanlar oluyor. Hani peşimize takılanlar oluyor. Özellikle ambulansı yakın takip edip hani yol açtığımız için peşimizden gelmek istiyorlar. Telefonla konuşan insanların algıları kapanıyor, ambulans sirenini dahi duymuyorlar. Bazı yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçlar için güvenlik şeridi olmaması, sürücülerin ambulansa yol verme konusunda duyarsız davranmaları, yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara zamanında ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle ambulansa yol verme konusunda özensiz davranışın artık bir yaptırımı olacak. Ambulansa yol vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber ambulansa kırmızı ışıkta yol veren duyarlı vatandaşlarımıza cezai yaptırım uygulanmamaktadır. 112 çağrı merkezlerinin karşılaştığı sorunlar nelerdir? İşte nereden arıyorsun sorduğumuzda evden arıyoruz, işte sağ odadan arıyoruz şeklinde söylemlerde bulunuyorlar. Hasta yakınının bizlere kişinin o anki durumu, kronik hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yaşı ve cinsiyeti gibi bilgilerinin doğru olarak vermesi gerekiyor. Hayati tehlike oluştuğunda aranması gereken 112 acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesi, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan gerçek hasta ve vakalara ulaşmakta bazen geç kalınmasına sebep olmaktadır. Burası İstanbul Avrupa 112 Komuta Merkezi. Buraya gelen çağrıların %95'i maalesef ki asılsız ihbarlar. Günde 4000 çağrı alıyoruz. Bunların sadece 30 tanesi gerçek vakadır. Ankara 112'ye günde ortalama 17.000 çağrı düşmektedir. Bu çağrıların sadece 1000 tanesi gerçek vakalardan oluşmaktadır. Telefoncularımız maalesef telefonları denemek için telefonlarla arıyorlar 112'yi. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye kontrol amacıyla arıyorlar. Ulus'ta bir vatandaşın parmağı kopmuş. Adamın yanına geldiğimde parmağım kopmadı dedi ama çok kötü yaralandı dedi. Parmağın, orta parmağın tam eklem üzerinde bir nokta büyüklüğünde hiç kanamayan bir yara. Olay yerine gittiğimizde komşusuna hava atmak için bile çağıranları görüyoruz. Hasta yakınları veya hastalar 112 aradıkları zaman bizi bekletiyorsunuz,
Birkaç dakikadır telefonunuzu arıyorum, düşüremiyorum. Hani niye cevap vermiyorsunuz diye genelde bize tepki gösteriyorlar. Aslında tepki göstermesi gereken kişi biz değiliz. Kendi halk, belki komşusu, belki de kendi çocuğu bu şekilde yaptığı için onlar ulaşamıyor telefonlarına. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aranması halinde Kabahatler Kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetmeliğine göre idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Hayata artık veda etmiş olan bir insan için, solunum kalbi durmuş olan bir insana hani gerekli müdahaleni yapıyorsun ve cevap alıyorsan ki bizim başımıza çokça geliyor. Özellikle bir nöbetimde 3 tane peş peşe yaşama dönen insan olmuştu. Hani bu kesinlikle her şeye yetiyor, unutuyorsun. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Türkiye'nin her yerinde 7 gün 24 saat esasıyla sizin için canla başla çalışmaktadır. Bize bu hayati mücadelemizde en büyük yardımı trafikte ambulansa yol vererek ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz meşgul etmeyerek sağlayabilirsiniz. Yaşama yol ver.